Aydın'da çocuk sağlığı uzmanı Doktor Rabia Eser, okulların açılmasıyla birlikte çocuklarda bağışıklık sistemindeki düşüşe dikkat çekti. Mevsim değişikliği nedeniyle üst solunum yolu enfeksiyonlarının arttığını belirten Eser, ailelere önemli tavsiyelerde bulundu. Aslında şöyle, okul açılmasıyla beraber mevsim değişikliğiyle özellikle çocuklarda üst solunum yolu enfeksiyonlarını görmeye başladık. Yazdan çıkımla beraber açıkçası bağışıklık desteklerine, yazın ara verdikleri bitkisel desteklere mutlaka başlamalarını öneriyorum ailelerime. Bunun haricinde de zaten rutinde de önerdiğim burun temizliği vardı. Burun temizliğine mutlaka ve mutlaka devam etsinler. Özellikle de ailelerden şöyle bir ricam daha var. Eğer çocuklarında hafif ateş, öksürük, burun akıntısı gibi şikayetleri varsa çocuklarını bu dönemde okula göndermesinler. Peki bu burun temizliğini biraz daha açarsak bilmeyen hastalarımız nasıl uygulasınlar? Ben normalde burun temizliğini kortizonlu burun spreylerinden ziyade serum fizyolojikle öneriyorum. Okul çağı çocuklarında eğer sağlıklılarsa da, hiçbir şikayetleri yoksa da her sabah, her akşam, ama eğer burun tıkanıklıkları varsa, özellikle ağızdan nefes alıyorlarsa da gün içinde 7-8 kez serum fizyolojikle burun temizliği öneriyorum. Peki besin olarak kesinlikle tüketmesi gerektiğini söyleyebileceğiniz bir şey var mı? Ben özellikle üst solunum yolu enfeksiyonlarında, özellikle de çocuklarda ateş eşlik ediyorsa, bol sıvı desteği almaları lazım. Bunu öneririm. Hani bunu da böyle biraz daha vitamin destekleri, meyve suları, portakal suları ekleyebilirler. Bunun dışında da bu dönemde özellikle proteinden zengin beslenmelerini öneriyorum. Yaz da bitti. Uyku düzenleri yavaş yavaş artık düzene giriyordur. Bu anlamda iyi bir uyku, güzel bir beslenme, bol sıvı desteği, vitamin takviyeleri, bağışıklık destekleri ve etkin bir burun temizliği çocuklarımızı koruyacaktır diye düşünüyorum. Doktor Rabia Eser, üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri hakkında uyarılarda bulundu. Çocuklarda özellikle ağızdan nefes alıp verme varsa, ateşleri varsa, boğazlarda şişliği varsa, yutkunma zorluğu varsa ve öksürükleri. Öksürüklerde de böyle günde 4-5 kez öksürük gibi değil de hızlı nefes alıp verme, göğüste böyle hızlı hızlı iniş kalkış ve nefes darlığı. Bu şikayetler varsa zaten mutlaka bir çocuk hekimi bu çocuklarımı görsün. Bunun haricinde de düşmeyen ateşleri varsa, evde takviye verdikleri halde halsizlik, yorgunluk da eşlik ediyorsa, bu anlamda da bir destek, tedavi almalarını ve muayene olmalarını öneririm.